altyapı sistemleri, e-sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi bu hibe kapsamında. Bunlar detaylarını biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Ekonomik yatırımlarda bu hibe esas proje tutar. Bunun yarısı. Tabii bunların yarısı. Burada şimdi şirketler için yeni bir yatırım olduğu zaman 2,5 milyon TL destek kapsamında bunun yarısını proje hibe desteği olarak veriliyor. Eğer bir yatırım var da burada bir tamamlama ünitesi olacaksa burada 1.750.000 TL proje tutarı yarısı destekleniyor. Teknoloji yenileme kapasitesinin artırımında ise 1.250.000 TL proje tutarı. Gerçek kişiler için ise bu oran değişiyor. Oradaki rakamlar 1.250.000 TL şeklinde. Kırsal ekonomik altyapı yatırımları hibe esas proje tutarımız. Burada eğer yani biraz önce söylemiştik 5'te 25 odalı turizm tesisi yapacağımız zaman proje tutarımız 500.000 TL maksimum olabiliyor. Bunun yarısını hibe desteği sağlanıyor. Teknoloji yenileme kapasitesi artırımı olursa mevcut bir tesiste bir yenileme olacağı zaman da yine aynı şekilde 500.000 TL. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik el sanatları ve bilişim sistemlerinde aynı 500.000 TL proje tutarı. Burada Ağran Şelalesi'nde bir yatırım yapılmış. Bu proje kapsamında desteklenmiş turizm yatırımı. Burada da Güneş Ada Cami Köyü'nde Ada Çay Fabrikası. Burada da bir tesis, ilave tesis yapılmış. Bu da destekleme almış bir üretici. Kimler başvurabilir? Bakanımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olmak gerekiyor. Bu desteklemede faydalanabilmek için. Kolektif Limited anonim şirketler başvurabiliyor. 1581 sayılı tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanununa göre kurulmuş olanlar, 4572 sayılı tarım satış kooperatif ve birlikleri hakkında kanuna göre kurulmuş kooperatifler, 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve bunların üst birlikleri. Bunlar faydalanabiliyor. Belirtilen tüzel kişilikler, kuruluşlar, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile yatırımlara başvurabiliyor. Yani şirket amacına yönelik yatırıma başvurabiliyor. Bunu başvuru yapacak tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız. Yani kamuyla herhangi bir ilgilerinin olmamaları gerekiyor. Bununla ilgili taahhütlerini veriyorlar. Halen bu projeden faydalananlar başvuru yapamıyor. Bunun dışında projesini uygulayan fakat fesih sürecinde olan veya projesi fesih edilmiş olanlar başvuramıyor. Yani böyle bir sıkıntısı olanlar tekrardan başvuru yapamıyor. Kooperatif ortakları hariç olmak üzere bir tüzel kişiliği ortakları ayrıca proje başvurusunda bulunamıyor. Yeni yatırımlarda ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibi adına olması, yani başvuracak kişinin kendi adına olması gerekiyor bu yatırım yerinin. Eğer hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası ve benzeri yerlerden başvuru sahibi adına bu tebliğ yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl, yani 7 yıllık bir kiralaması varsa bu bahsettiğim yerlerde bu da başvuru yapabiliyor. Tahsis irtifak süresi boyunca da bu tesis tahsisin iptal edilemeyeceğine dair başvuru ekinde taahhütname sunması gerekiyor. Yatırım yerinde tapu kaydında herhangi bir ipotek haciz gibi sorunların bulunmaması gerekiyor. Burada en önemli husus yatırım yerimiz kiralık olamıyor. Kendisine ait olması gerekiyor. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve iklim ve doğal şartlardan dolayı fazla kapsamıyor. Yaptığımız projeleri de biz 81 yıl olduğu için mecbur onları da koymak zorundayız. Yani şeylerimize, slaytlarımıza. Ama şimdi kalkındırma ve şey projesi diyorsunuz. İki tane örnek gösterdiniz. Birisi turizmde ve bir tanesi fabrikatör. Yani burada yeni üretici, yeni tarıma girmek isteyeni nasıl destek? 100 kovanı olan adam bal dinlendirme makinesi zaten vardır zaten. Yani. Doğru. Biz de gittiğimiz toplantılara söylüyoruz. Daha çok küçük atıncıya inmemiz gerekiyor. Bir, çıkan durum inemiyor.
Ama dinlediğimiz kişiler küçük yatırımcılar. Biz şöyle lazım toplantılara çağırmak. Şöyle. Bana soran gelsin diye. Biz herkese duyuru yapıyoruz. Evet. Büyük şirketler gelir kadar. Bir de vatandaş olması gerekiyor. Büyük şirketler gelmeden bu bilgiler. Hani köylerde tapulu arazi ya dede üzerinde veya baba üzerinde şahsi olan genç girişimci nasıl yapacak? Bahsettiğiniz konu bu bölgede bu şekilde. Diğer bölgelerde o kadar karışık şey yok. Bizde ne var? Ben de buradayım. Bu kadar güzeli. Arazide 50 tane hisseler var. Evet. Kırsallar arasında var. Milli park. Milli parklar da var doğru. Onların da yapılacaksa izin alınması kendi gerekiyor. Kendi tapulu yerlerimize yaptığımız turizm faaliyetinde gösterdiğimiz binalar yıkılmış. Burada desteklenme olmaz. Bize uygun değil en azından. Dediğiniz doğru. Çoğu uygun değil. Bu bütün park hayvancılıkta 75 bin dekar diye yani şöyle, yanlış mı anladık yoksa şöyle diyeyim size. Diyaylasın. Evet, diyayla gayet mi? Şöyle söyleyeyim size. Ben bildiğim kadarıyla olduğumuz çok otlamadım. İşte yani. Buradaki amaç, yani. Buradaki amaç şöyle. Aynı arkadaşımız dediği gibi. Şimdi buradaki amaç da şöyle. Siz mesela karşı taraftan düşünüyorsunuz da bir de şöyle düşünün. Sizin bir hayvan işletmeniz var. Ama siz yemi dışarıdan alıyorsunuz. Aynen öyle oluyor. Bunun da pek ekonomik bir size zaten yük getirecek. Ama doğuda ya da batıda kişiler, çiftçiler kendi arazisinden hayvana yem sağlıyor. Oradaki koyulmak istenen zaten bu hesaplamalara göre yapılan plandır. Bir hayvanın yiyeceği yaklaşık bir sene boyunca 3 dekarlık araziyi otlar. Ona göre hesap edilerek hayvanın otlayacağı miktar ot kısmından hesap edilmiş. Ha. Bizim bölgede dediğimiz doğru, şey yok, yem bitkisi ekilişi ya da çayır arazisi bulunmamaktı. Ya da çok az, yani 75 dekarda burası için çok büyük arazi. Bazı bölgelerde buldacın çiftlikleri var. Bunda girmiyor. Girmiyor. Koymuyor. Büyük testler yapmışlar mesela. Hı hı. Çok ağır şeyler var da şimdi küçük şimdi birine göre yani. Şimdi bu Balıkçı Köyü'ndeki zirin Nazmi Oğuz. Bir girişimde bulundu. Benim mesela mantar üzerinde şeyim var, projem var da. Şimdi benim üzerimde bir şey yok. Yani arazi dedemin üzerine ya da babamın üzerine arazi. Ne yapacağım onu yeniden? Şöyle benim söyleyeyim size, arazide siz hissedar bile değilsiniz. Bir de şöyle düşünün. Yani. Hissedar olmadığınız bir yerde bir yapı yapacaksınız. Evet. Arazinin sahibi ya da hissedarlardan biri geldiği zaman. Bu hukuki bir şey. Evet. Şey yani bu sadece bizim proje olarak düşünmeyin. Arazi, mülkiyet. Yani bir aile bireyi yani, olarak girişimde bulunsaydı. Ya o zaman kabul yani hepsinin kabul etmesi için bir şey mi yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Çıkan şartlarda zaten direkt baştan söylüyor yani. Kesiyor zaten. Yani. Bir yani, şey yani, olması lazım. Sana nasıl demişlerdi? Anlatımın bir başında bir oran miktarlardan bahsettiniz. 1 milyon, 1,5 milyon gibi bu tek proje değil yoksa komple proje kapsamında bir şey. Şöyle söyleyeyim. Siz ne yapacaksınız? Mesela süt işleme, et işleme ya da şu mesela 2,5 milyonluk bir yeni yatırım. Yeni yatırım dediğiniz ne? Bir tesis yapacaksınız. Evet. Burada et işleyeceksiniz ya da süt işleyeceksiniz. Ya da yeni bir çay, bölgemizde çay var. Çay paketlemesi, işlemesi yapacaksınız. 2,5 milyon. Tabii bu ne? Tüzel kişilik olarak. 2,5 milyonluk üst limit. Bunun yarısı. Yarısı. Yani 1 milyon 250 bin lira olacak benim kendi cebimde. 1,250 de yardım olacak. Yani olan projelerde şöyle eğer makine ekipman alımı varsa ihale para ödenir. Ama inşaat varsa projenin içinde tüm yatırımı cebinizden yaparsınız, sonunda para ödenir. Anlaştırayım. Biraz zor al. Ne kadar ödeyeceğim? Zaten yapan yatırımcımız burada. Siz aldınız mı? Pazarda yapan yatırımcımız burada. İyiymiş. Allah'tan çok dursun. Tamam. Ama bitiremedik. Allah'tan çok dursun. Köklü ailelerdensiniz adam. Çok ortak. Çok ortak. Çok ortak. Ha, hepiniz birlikte girdiniz. Evet, yani 350 bin şirket buldum. Oradan aldım. Yani öyle çok anladım. Köklü aile. Bayağı da uğraştık. Çok uğraştık. Doğru.
Şimdi bu anladığım kadarıyla zaten işin değil. İçerisinde işi kurmuş ama sistemi tam yeterli olmayan işletmelere işi sistemini oturtmak için onlar için yani destek. Hali hazırda olan işletmeye de destek var. Evet. Sıfırdan gireceklere de destek var. Bu lazım değil mi? Tamam. Bu o yani. Tamam. Anlaşıldı. Kira sözleşmesi yapabiliyor muyuz? Yapacak kira sözleşmesi yok. Yeni yatırımlara geçelim diyeyim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Varsa sorunuz gene ilçe tarımına da gelebilirsiniz, yönlendiririz. Biz de inşallah bir gün olur proje.